Ömer Bey'in Model Uçak Atölyesi'nde hep beraber toplandık. Şimdi Ömer Bey'den bir anı dinleyelim. Şimdi havacıların aslında çok anıları olur. Yani hangi birini anlatayım bilmiyorum ama sizlere enteresan gelebilecek mesela bir ayakkabı, daha doğrusu birkaç tane ayakkabı olayı geçmiştir başımdan. Bir tanesi, bir gün üçlü çıkmak üzere plan yaptık uçaktan. Üç kişi birbirini tutarak çıkacak. İki kişi uçağın dışına çıkıyor. Onları ben göğüs kolonlarından tutuyorum. Ben tayarın içindeyim. Sonra verdiğimiz komutlarla üçümüz birden tayarı terk ediyoruz. Ama ben biraz hızlı çıktığım için onlardan aşağı düştüm. Onlar yukarıda kaldılar. Birbirlerine girdiler ve üç kişi dönmeye başladık. Serbest düşüşte. Karambol oldu. Herkes bir tarafa gitti. Bir ara benim sağ bacağım karşımdaki adamın kolunun arasına girdi. Şimdi, ve ben ayağımı çekince ayakkabı çıktı gitti. Bunlar çok zor Aşağı mı hareketler yukarı ha. mı? Hayır, şimdi insan daha hızlı düşüyor. Ayakkabı daha yavaş düştüğü için ayakkabı yukarı doğru gidiyor. Dolayısıyla biz tek ayakkabıyla geldik aşağıya. O da çok güzel bir ayakkabımızdı. Tulumumuzun renklerine uyan bir ayakkabıydı. Bir daha da bulamadık ondan. Hakikaten ama dördümüzün de vardı aynı ayakkabı. Evet. Tulum çok güzel. Evet. Yani o şimdi bu mesela enteresan Şimdi bir. paraşütçülükte çok enteresan şeyler olur. Bir sürü şey kaybeder. İnsanlar hayatını bile kaybeder. Ama ayakkabısını kaybeden paraşütçü Yok. Yok bir ben de tek Ömer Bey'dir. Çok Guinness Rekorlar kitabına girdi yani bu. Değil mi yani? Paraşütçülükte her şey var. Ayakkabı çıkar. Deklanşörünü kaybedersin, işte bir şey gözlüğünü kaybedersin, altimetreni Bıçağı da kaybedersin. kaybedersin. Konuyu kaybedip başka yere gidenler. Ha o var onu. Ondan sonra. Onu anlatacağız. Küçük bir yanılmayla birkaç bir kilometre. Sıfır Yani. sıfırı hedefleyip de birkaç kilometre sapanlar da var yani. Başka bir vilayette mi yoksa? Oradan daha önemli hedefler var. Kavak ağaçları falan gibi. Yani Kavak ağacı neyle de bu var. öyle anlatıyor ama ama indikten esas sonra paraşütünü toplayıp geldiğinde paraşütünden tavşan çıkan paraşütçüler de var Hadi. aramızda. Biz geldik meydana indik, arkadaş 3 gün sonra geldi. Kankalar toplamış, ya da getirmiş. ağaca yuva yapanların da var mesela. Ha. Ağaca iniyor o tabii, kadar tabii, arazide. Tek ağaç var. Müjdat gitti onun üstüne indi. Pano mu zannetti oraya? Yok. Yani artık Rüzgar O nasıl oldu? İki sort arka arkaya atlıyor. İkincisinde dediler eyvah oraj patladı. Siyah bulutlar böyle bir anda hava karıştı. Yerden toz toprak kalkıyor. Eyvah eyvah dedik. Bunlar havadalar. Bunlar havadalar gelmiyorlar da. Yani yerde de bir kaldırıcı oluştu herhalde. İkisi de bu hafif ama Celal bayağı ağır bir çocuk. O da yükseliyorlar bunlar. Yani normalde inmeleri gerekir. Eyvah dedik. Götürüyoruz gel bunları. Ne olacak? Neyse Celal gözden kayboldu. Binaların arkasına geçti. Nereye gittiğini bilmiyoruz. Etimesgut'a doğru gidiyor. Onlar eyvah. Şimdi ne olacak? Nereye inecek bilmiyoruz. Bu arada Müjdat geldi paraşütane ile uçuş okulunun arasındaki ağacın üstüne indi. Ama oradan aşağı indirmek mümkün değil. Çünkü insan ne biliyor da paraşüt her tarafa takıldı. Bir de paraşütler de kıymetli. O kadar kıymetli ki yani en ufak bir şey olsa bir tarafına bir kişi atlayamayacak.